Ali bin Hüsamettin el-Muttaki. Allah da onun muhabbetini insanların sinelerine yerleştirir. O daha sonra gündüz arslan, gece ise abid olan bir kavimle beraber olur. Dani, Katade'den tahric etti. O dedi ki, fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı zamanda evinde oturmakta olan Hazreti Mehdi aleyhisselama gelir ve bizim için kalk artık der. O ise kabul etmez. Ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. Zamanında ne uykuda olan uyandırılır ne de herhangi bir kan akıtılır. Ahmet, İbni Ebi Şeybe, İbni Mace ve Nuaym bin Hammad Fiten isimli kitapta Hazreti Ali'den tahric ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hazreti Mehdi aleyhisselam bizden, Ehli Beyt'tendir. Allah onu bir gecede ıslah eder, olgunlaştırır. Tabarani, Kebir'inde ve Ebu Naim İbni Mesud'dan tahric ettiler. O dedi, Resulullah buyurdu, Ehli Beytim'den ismi benim ismim, ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. Ve daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle dolduracaktır. Sakalı sıktır, dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır. Omuzunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin alameti vardır. Peygamberin softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr hale bulunur. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından beri açılmamış olup Hazreti Mehdi aleyhisselam çıkınca açılacaktır. Hazreti Allah 3000 meleği Hazreti Mehdi'ye yardım için gönderecek ve melekler ona muhalefet edenlerin yüzüne ve arkasına vuracaktır. O yaşı 30 ile 40 arasında 40 yaşında olduğu halde gönderilecektir. İbni Ebi Şeybe, Ebi Celt'ten tahric etti. O dedi ki, bir fitne görülür. Bunu diğer fitneler takip eder. Ve birinciler, sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar. Ve bundan sonra da hilafet, yeryüzünün en hayırlısı olan Hazreti Mehdi aleyhisselama evinde otururken gelir. Dani, Seleme bin Züfer'den tahric etti. Dedi ki, bir gün Huzeyfe'nin yanında Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıktığı söylendi. O dedi ki, siz eğer aranızda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı olduğu halde o çıkarsa felah buldunuz. Muhakkak ki o insanların karşılaştıkları şerler sebebiyle gaibin Hazreti Mehdi'nin kendilerine insanların en sevgilisi olmadıkça çıkmayacaktır. Keza Nuaym bin Hammad Ebu Hureyre'den tahric etti. Dedi ki, açıkça Allah Teala inkar edilmedikçe Mehdi'ye biat edilmez. Nuaym bin Hammad fiteninde sahih bir senetle Müslim'den nakille Hazreti Ali radıyallahu anh'den tahric etti. Buyurdu ki, fitneler dörttür. Bolluk fitnesi, darlık fitnesi, keza bir fitne ve altın madeninin zikri. Sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan birisi çıkar ve Allah onun eliyle insanların işini ıslah eder. Naim, Kaab'dan tahric etti. Dedi ki, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkışından önce şarktan parlak kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dani, Şer bin Havşep'ten tahric etti. Dedi ki, Resulullah buyurdu, Ramazan'da bir seda, Şevval'de bir ses, Zilkade'de kabileler arasında savaş olur. Hacılar talana uğrar. Mina'da ölülerin çok olacağı bir savaş olur. Öyle ki orada taşları kan gölü içinde bırakacak kadar kan akar. Naim, Şureyk'ten tahric etti. Dedi ki, bana ulaştı ki Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkışından önce Ramazan'da iki kez ay tutulması olacaktır. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Nuaym bin Hammad ve Ebil Hasenil Harbi, Harbiyat isimli eserinin birinci faslında Ali bin Abdullah bin Abbas'tan tahric ettiler. O dedi ki, Hazreti Mehdi aleyhisselam güneş bir alamet olarak doğmadıkça çıkmaz. Nuaym bin Hammad ve Hakim, Şuayb'dan, o babasından, babası da dedesinden tahric etti. Şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zilkade ayında kabileler savaşır, hacılar kaçırılır, melhameler olur. Sahipleri Hazreti Mehdi çekinir ve neticede istemediği halde Ehli Bedir sayısınca insan ona rükün ile makam arasında biat eder. Yer ve gök ehli ondan razı olur. Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur. Süfyani ile ordusu kalabalık 5 kabileyi istila eder.